Zaten bakıyorsun hep İslam'a saldırılıyor. Kurban bayramı geliyor, katliam yapılacak deniyor. Kurban kesiyoruz ya biz. Allah rızası için kan akıtıyoruz ya. Dört mezhepte yeri var. Farz diyen var, vacip diyen var, sünnet diyen var, değil mi? Şafii mezhebinde sünnet, Hanefi'de vacip. Bir sürü iş. Efendimiz Aleyhisselam'ın da her kurbanda kestiğine dair de sahih rivayetler var mı? Kesmediğine dair var mı? Yok. Kestiğine dair var mı? Var. Kurban kesince Müslümanlar diyor katliam yapıyor diyor. Ama 5 yıldızlı restorana gidince lokum antrikotu istemeyi biliyor, tereyağına gömülmüş. Onu da ağaçta yetiştirmedi herhalde aşçı, değil mi? Onu da sen gelmeden önce bir yerde kestiler. Domuz eti yemiş, resmini paylaşmış. Kurban bayramı gelince hayvanlara katliam yapılıyor diyor. Domuz eti yemiş, resmini paylaşmış. Kurban bayramı gelince hayvanlara katliam yapılıyor diyor. Bu ülkede dolaşan, bu ülkenin ekmeğini yiyen, bu ülkede hürmet gören bazıları çıkıyor diyor ki kurban bayramı, kurban diyor kesmek caniliktir diyor. Ama İspanya'da matador boğanın sırtına oku sapladığında bağırıyor, hey oley yapıyor. Onu memnuniyetle karşılıyor. Bilmem ne ülkesinde balina avı festivaline katılınca spor yapıyor diyor. Çinliler köpek kesip yiyince zevk meselesi diyor. Ağzını açan yok. Yahudiler bir dini inanış uğruna, bizim dinimize ve kurban kesmeye laf atıyorlar ya, bir dini inanış uğruna tavuğu, tavuk, horoz mu tavuk, ya tavuk ya horoz, alıyor eline, ayaklarından tutuyor böyle tavuğu. İnternete girin görürsünüz. Tavuğu tutuyor elinde, Tevrat, bozulmuş Tevrat tabi. Oradan bir şey okuyor, o tavuğu canlı canlı daha gıdak gıdak öterken taşa vurmaya başlıyor. Siz dünyada hiçbir Hristiyanın, bizim ülkemizdeki bazı sanatçıların, efendim bazı aydınların çıkıp bunu eleştirdiğini duydunuz mu? Onu kendi inanışında, o Yahudi onu böyle vururken günahlarından arındığının inanışıyla yapıyor. Bir tavuğu canlı canlı katlediyor. Bu canilik değil mi? Ya İslam öyle bir ölçü koymuş ki şuradan diyor keseceksin, şu damarı keseceksin, kanın akıtılmasını bekleyeceksin, gözünü kapatacaksın bıçağı görmesin, sağ yanına yatıracaksın. Merhameti görüyor musun? Ama o lanetlenmiş Yahudi geliyor tavuğu parçalıyor böyle canlı canlı. Kimse sesini çıkarmıyor. Herif geliyor fok balığı avlayacak, elinde balyozla kafasına vurup öldürüyor. Hiç seyrettiniz mi? Bir tane bile Hristiyanın, bir tane bile Yahudinin, bir tane bu falancaların kurban bayramına düşmanlık eden, ülkemizde yaşayıp da kurban bayramına katliam diyen, beş para etmezlerin eleştirdiğini duydunuz mu, gördünüz mü? Hedefin ne olduğunu anlıyor musunuz? Neymiş hedef? İslam. Ateistler var değil mi? Adam diyor Allah yoktur diyor. Dernek de kurdular. Ateistlere bir bakın bakalım. Ülkemizdeki de dışarıdaki de. Bir tane ateist bana bulun. Hristiyanlığa saldırıyor olsun. Bir tane ateist bulun. Yahudiliğe saldırıyor olsun. Bir tane ateist bulun. Putperestliğe, Hindistanlılara saldırsın. Herifleri neye tapıyor? Bizim burada kurbanda kesip cızbız ettiğimiz şeye tapıyor ineğe. Trafikte durursa kornaya bastın mı hapis cezası var. Bekleyeceksin ineği. İnek adamın ilahı çünkü. Bir tane ateist bile Hristiyanlığa da Yahudiliğe de saldırmıyor. Nereye saldırıyor? İslam'a saldırıyor. İşte dünyadaki en büyük hedef neymiş? İslam'mış, İslam. O yüzden uyanık olmamız lazım. Aklımızı da diri tutmamız lazım. İmanımızı da ateşli tutmamız lazım. İçimiz yangın yangın yanması lazım. Ki korkudan uzak Allah yolunda adım atmamız lazım.